arasında bulunduğum da oldu dedi. Şapkayla da çıkmıyorsun artık. Yaklaşık 4 yıldır arıcılık yapıyorum. İnsanlardan uzağız, doğaya yakınız. Arada ekstrem şeyler yapıyoruz. O da artık işimizi eğlenceye dökmek için. Bu tarz şeyleri herkes denemesin, onu da söylemek isterim önce. O şekilde arının içinde çalışanı çok görmedim. Rakibim yok. Meydan okuyabilirim. Bizim arılarımız biraz daha uysal. Irkı daha sert olan arıların arasında da bulunduğum oldu. Ama onda tedirginlik oluyor tabii. Arıların içerisine girdim. Tehlikeyi göze aldım. Onda da zaten olan oldu. Onda da zaten sokan soktu. Şu anki çekimlerde bile 3-4 tane soktu yani. Yok, korkmuyoruz. Artık alıştık. Mesleğimiz gereği devam ediyoruz. Arıyı aldım ağzıma ama şöyle bir olay var. Çoğu arıcılar bilir. Yani erkek arı sokmaz ama çoğu insanımız bilmediği için bunu da oradan öğrenmiş olsun. Zaman zaman soktu oluyor. Yani şu an beni soktuğu gibi seni de soksa aynı acı olacak. Burada şu an yaklaşık 450-500 arımız var. Bir kovanda ortalama değişiyor. 20 bin ile 80 bin arası değişebiliyor. Arı sokmasından korkmadığını ve bu duruma alıştığını anlatan Sargın, ağzını alıp bir süre sonra çıkardığı arıyla olan görüntüleri için o arı erkek arıdır. Arıcılar bilir. İğnesi olmadığı için sokamaz. Ama bu tarz şeyleri herkes denemesin diye konuştu.